Kıymetli seyirciler, Ramazan Ayvalı hocamızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocamızın ilmi müktesebatından istifade etmeye devam ediyoruz. Hocam, daha önceki sohbetlerde kanalımızda da yayınlandı o videolar. Biz sadakayla ilgili konuşmuştuk ve hem o videonun altındaki yorumlar olarak geldi hem bizim arkadaşlarla konuşmalarımızda gündeme geliyor. Şimdi sohbetinizde sadakanın ne kadar ehemmiyetli bir şey olduğunu, insanlara yardım etmemizin, bir ihtiyaçları olduğu zaman o ihtiyaçlarını gidermemizin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlatmıştınız ve hepimiz, yani o sohbeti dinleyen herkes de öyle olmuştur diye tahmin ediyorum. Böyle sadaka vereyim, insanlara yardım edeyim, birilerinin ihtiyaçlarını gidereyim diye niyet etmişlerdir. Günümüzde de hocam, böyle geçimin biraz darlaştığı, insanların maddi olarak sıkıntıya girdikleri, yani ay sonunu getirmekte zor ulaştıkları bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla sadaka vermeyi arzu ediyoruz. Bunun doğru, güzel bir davranış olduğunu biliyoruz ve yapmak da istiyoruz. Lakin bir endişe hasıl oluyor. Yani sadaka verirsem acaba işte ay sonunu getirebilir miyim? Ya çok mu verdim? Biraz daha az mı versem? Bu durumda nasıl hareket etmemiz lazım? Fehimciğim, önemli bir konuya temas ettin. Bakınız, Allah-u Teala Hazretleri insanları yoktan var etmiştir. Varlıkta durdurmaktadır. Ve muhtaç olduğu her türlü nimeti lütfetmektedir. Cenab-ı Hak kullarından ne istiyor? Kendini tanımalarını, ona iman etmelerini, verdiği nimetlere şükretmelerini, ibadet etmelerini zaten İnsanın yaratılış gayesi de budur. Allah-u Teala'yı bilip tanıyıp ona ibadet etmek. Birbirleriyle iyi geçinmelerini, birbirlerine yardımcı olmalarını, kardeşçe davranmalarını birbirlerine karşı ve sevişmelerini istemektedir. İbadetleri efendim gözden geçirdiğimizde üçe ayrıldığını görüyoruz. Bir bedeni ibadetler, iki mali ibadetler, üç hem bedeni hem mali olan ibadetler. Bedeni ibadetler, namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Bunların içtimai yönleri varsa da, mesela iftar sofraları olur efendim, başkaları iftara davet edilir. Namazlar cemaatle kılınır. Hele cuma ve bayram namazları cemaatsiz zaten olmaz. Değil mi efendim? Toplumla alakalı yönleri de var. Ama mali ibadetlere baktığımızda Fehimciğim, birebir başkalarıyla alakalıdır. Zekat fakirlere, miskinlere, gariplere, yetimlere, muhtaç olanlara verilir. Sadaka-i fıtır öyle. Kurban tamamı eve ayrılabilir eğer nüfus kalabalıksa, fakirlerse. Peki ya zaten bu zengine vacip. Bize fakirlerse diyorsunuz. Efendim fakir de kurban kesmek isterse hiçbir mahsur yoktur. Nafile olarak her ne kadar vacip olmasa da kesebilir. Ama genellikle örfümüzde tatbik edilen nedir? Üçte birini eve, üçte birini komşulara, üçte birini akrabalara dağıtmak şeklindedir. Dolayısıyla mali ibadetler başkalarını alakadar ediyor. Allah-u Teala hani bize mal mülk veriyor ve bunlar bize aslında emanettir. Biz de bunu başkalarına vermeliyiz. Bakınız bir ayet-i kerime var. İbrahim Suresi Cellesi'nin 7. ayet-i kerimesi Estağfirullah. Le in şekertum le ezidennekum وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer şükrederseniz andolsun ki ziyadeleştiririm. Siz Arapça okudunuz. Oradaki lâma, lâmü te'kid, lâmül kasem, lâmül müzahlaka gibi ifadeler kullanırlar. Ve bir de nûnü te'kidi, sakile var değil mi efendim? Andolsun ki, muhakkak ki kesin surette arttıracağım demek. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz de yemin edermiş şükredenlerin nimeti artar, ziyadeleşir diye. Cenab-ı Hakk'ın vaadidir bu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Estağfirullah buyuruyor. Allah vaadinden hulf etmez, dönmez.
bir ayet-i kerimede de siz bir sadaka verdiğinizde Allah-u Teala onun yerine yenisini koyar. Ve yuhlifuh ifadesi geçiyor. Allah rahmet eylesin. Hacı Bayram Camii Şerifi imamı Konyalı hafız Hacı Zekai Efendi vardı. Ben 15 sene Ankara'da kaldım. Bunun 5,5 senesi Hacı Bayram'da geçti. Salih bir insandı. İtikadı düzgündü. Ameli salihti. Kıraatı düzgündü. Ahlakı mazbuttu. Onun arkasında namaz kılardık. Derdi ki tabancanın tetiğini çektikçe çıkan merminin yerine yenisi gelir derdi. Birisi dedi ki hocam mermi bitse ne olacak? Ha orada dedim radikal çözüm vardır. Oraya yeni şarjör gelir. Gerçekten bu böyle oluyor. İnsanlar verdikçe Allah-u Teala bu dünyada da onun karşılığını lütfediyor. Tabi ahirette verilecek, ihsan vurulacak sevaplar, ecirler bir yana dünyada bile bunun karşılığı geliyor. Bakınız bu konuda bir hadis-i şerif var. Bu konunun bir nevi özeti gibi olsun. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. Ben önce metnini okuyayım sonra mealini vereyim. Ma nakasat sadakatun min malin ve ma zâdallahu abden bi'afvin illa izzen ve ma tavada ehadun lillah illa rafa'ullah. Sadaka vermekle mal eksilmez. Efendim bunu doğru sözü olan kainatın efendisi ifade buyuruyor. Muhbir-i sadık derler değil mi ben ona? Allah-u Teala affeden kulunun değerini arttırır. Allah-u Teala bazı kullarını methederken estağfirullah vel kazimine gayza vel afine anin nas gazaplarını yenerler, insanları affederler buyurur. Allah rızası için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. Burada ve ma tavada ehadun lillah illa rafaullah lafızları var ama bazı rivayetlerde men tavada lillah rafaullah. Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Fehimciğim sen Anadolu çocuğusun. Yani Tokat değil mi efendim? Evet efendim. Ama gerçi İstanbul'da doğdun büyüdün. Ama bilirsin gidip geliyorsun Anadolu'ya. Meyve ağaçları vardır. İşte şeftali ağaçları, elma ağaçları, armut ağaçları vesaire. Bunların dalları altına direk dikerler değil mi efendim? Niye dallar kırılmasın diye. Meyveli ağacın dalları yerde olur. Onun için kamil bir mümin tevazu ehli olur. Gayet mütevazi bir şekilde hareket eder. O kendini havalarda gören, uçan kaçan, kibirlenen insanlar kavak ağacı gibidir. Bizim bahçemizde kavak ağaçları vardı. Yükselir, sonra baltayı yer. Allah selametler versin. Yozgat Yüksek İslam Enstitüsü'nde bir edebiyat öğretmeni arkadaşımız vardı. Derdi ki, şeker kamışı boşum dedi, şekerlendi, kavak yükseldi, baltayı yedi derdi. Binaenaleyh, tevazu bir Müslümanın asli sıfatlarındandır. Hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dışarıdan insanlar gelirlerdi. Eshab-ı kiramın arasında öyle mütevaziyane otururdu ki, ya bu Resulullah kim diye sorarlardı. Aradığını buldum benim. Buyur derdi. Şimdi burada affeden insanın efendim Allah-u Teala değerini arttırır diye bir vaatte bulunuyor. Ama konumuzla alakalı olan kısmı bunun mana kasat sadakadun min malin ifadesidir. Sadaka maldan herhangi bir eksiltme yapmaz. Bir de Fehimciğim sen müdür olsan bir müstahdeme bir miktar para versen desen ki git şunu fakir fukaraya garip urabaya dağıt. O adam onu cebine indirse ne yaparsın? Allah Allah ya adama bak ya emanet parayı aldı indirdi cebe. Neyse hele
görmezden gelelim bakalım ya, bir daha verelim. Belki o da ihtiyaç sahibidir. Onun ihtiyacı vardır. Değil mi? Bir daha verelim dersin. Allah-u Teala kuluna mal veriyor, veriyor, veriyor. Adamın umurunda değil ya. Adamın umurunda değil. Yahu kardeşim, o mal sana niye verildi? Allah-u Teala'nın dine ve kullarına hizmet etmen için verildi. Elbette evinin tafakasını ondan temin edeceksin. Ama yahu artanından da fakir fukara, garip kurabayı görüp gözeteceksin. Yetimlere bakacaksın. Ki Allah-u Teala da sana daha fazlasını versin. Onun için bu sadaka konusuna ehemmiyet vermek lazım. Bize malın verilmesinin sebebi başkalarını görüp gözetmemiz içindir. Elbette ki kendi hanımıza, çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza da bundan pay ayıracağız. Aile efradını efendim muhtaç duruma düşürecek şekilde saçıp savurmak uygun değil. Ona israf deniyor. Ama iyice ktibiyoz, pinti, hasis davranmaya da takdir deniliyor. Yani israfla takdir arasında orta yollu olmak lazım. Zekata da sadaka denilir. Tevbe Suresi cellesindeki esnada innemes sadakatu lil fukara ayeti cellesindeki aslında zekat, sadakat zekat manasında kullanıyor. Orada 8 sınıf sayılıyor. Yine daha önceki sohbetlerimizden birinde mevzu bahsetmiştik, bir sadakayı cariye tabiri var ki siz orada hatta bir sual sormuştunuz. Demiştiniz ki hocam yahu insan tabii fani, belli bir müddet yaşıyor. Bu ölüp gittikten sonra ya bunun amel defteri kapanıyor. Yani bunun amel defterinin devamlı açık olmasını sağlayacak bir iş yok mu demiştiniz. Biz de var demiştik. 3 madde saymıştık. Birincisi sadakayı cariye. İşte cami, mescit, yol, köprü, çeşme, hastane, başevi, medrese gibi umuma hayrı dokunan hayri eserler. Kendisinden istifade olunan ilim bırakanların da amel defteri kapanmaz. Keza arkasından hayır dua edecek evlat bırakanların da amel defterleri kapanmaz. Hatta sadaka için hadis-i şerifte es-sadakatu teruddul belaya ve tezidul umur ifadesi kullanıyor. Sadaka belaları geri çevirir. Gelmesine mani olur. Reddeder, önler ve ömrü de ziyadeleştirir. O şu manada izah ediliyor. Allah-u Teala bir kulu için, bu kulum sadaka verirse, dua ederse, sıle-i rahim yaparsa ömrü 80 sene olsun. Ama bunları yapmazsa 40 senede tamamlansın diye takdir buyurulmuş ise, bunları yapmadığı takdirde 40 senede ölüyor. Ama bunları yapınca bu eceli kaza, eceli müsemmaya kadar uzuyor, nihayete kadar gidiyor. Aslında birincide de kendi eceliyle ölmüştür. Ama eceli kaza ile. Fakat ikincide eceli müsemmaya kadar bu uzamış oluyor. Ayrıca sadaka ömrün bereketlenmesine de sebep oluyor. Yani kısa zamanda çok iş yapıyor. Bu parada, pulda, malda, mülkte de var efendim. Bazı ailelerde görürsünüz, karı koca çalışırlar, çoluk çocuk çalışırlar. Efendim 3 kişi, 4 kişi çalıştığı halde ailenin geçimini sağlayamazlar. Ama bir ailede tek kişi çalışır, hepsi gül gibi geçinirler. İşte bereket denen bir hadise de vardır efendim. Allah-u Teala hepimizin parasına, puluna, malına, mülküne, zamanına hayırlı bereketler ihsan buyursun inşallah. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Benim için de gerçekten ufuk açıcı bir sohbet oldu. Hususen hani dediniz ya, biz işte mal Allah-u Teala, aslında Allah-u Teala bize o malı gönderiyor. Emanet olarak veriyor. Yani biz şimdi bir işe giriyoruz, çalışıyoruz. Ay sonunda ya senin bu işinin karşılığı olarak bu maaşı sana verdik denildiği için biz sanıyoruz ki ya biz bunu
gerçekten kendi emeğimizle, gayretimizle çalıştık ve hak ettik, bu bizim hakkımız diye. Halbuki hepsi Allah-u Teala'nın bir ihsanı, hepsi tabii. Allah-u Teala'nın mülkünde olan şeyler. Tabii. Biz sadece emanetçiyiz onlarda. Rezzak alem odur efendim. Hocam. Bir arkadaş, ben Kuzuluk'taydım. Orada belediyenin kiraladığı dükkanlar var. Birisi böyle atıp tutuyor. Hocam, evelallah ben öyle bir tezgahtarım ki elimden uçanla kaçan kurtulur dedi. Dedim ahbap, yavaş ol, ağır gel. Bak dedim, senin dükkan gibi 50-60 dükkan var orada. Allah-u Teala bir tanesinin gönlünü senin dükkana meylettiriyor, sen dükkana gönderiyor. Elbet dedim, ona artık tezgahtarlığı da sen yapacaksın. Ama dedim, o müşteriyi Allah-u Teala senin dükkanına göndermesi, sen ne yaparsın? Vallahi sinek avlarsın dedim. Ya biraz dedim, bunu düşün deyince, hocam ya Allah sizden razı olsun dedi. Tabii ya dedi. Cenab-ı Hak dedi, müşteri göndermese ne yapacağım ben? Kime tezgahtarlık yapacağım? Hakikaten orada bizim dükkan gibi kaç tane dükkan var. Allah-u Teala bize rızık takdir buyurmuş. Birisini bizim dükkana gönderir. Ben de o fırsatı değerlendiriyorum dedi. İşin aslı o değil mi efendim? Bu şekilde hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah'a razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.